Selam. Selam, nasılsınız? İyiyiz dediniz Türkiye. Berlin'deyiz ve yarı boş ve yarı dolu bir evdeyiz. Evet, sizlere bir duyurumuz olacak. Berlin'e iş nedeniyle taşınma kararı aldık. Ama kocamdan nefret etmiyorum. Yani akrabaları şey diye hani hatta çok aşığım. Yani inanılmaz derecede çünkü Almanya'da iş buldu. Şimdi çok yorgun görünüyoruz, böyle neşesiz görünüyoruz falan ama bizim burada üçüncü günümüz ve biz üç gündür ev yerleştirmeye çalışıyoruz. O yüzden böyle içimizden ruh çıkmış gibi. De ne hayallerle gelmiştik demiştik ki videolar çekeriz, tanıtımlar aynen yaparız, onu yaparız, bunu yaparız. Elimize kamerayı almaya fırsatımız olmadı. Hiçbir şekilde fırsatımız olmadı. Tekrar Türkiye'ye geri döneceğiz. Sadece şu an belli başlı işlerimizi halletmeye geldik. Hallettik. Sonrasında da umarım en kısa sürede temelli bir şekilde taşınacağız. Pandemi evlisiyiz biz. Zaten çok yakın bir zaman öncesinde bir ev kurmuştuk. Şimdi bambaşka bir ülkede yeni bir ev kurmaya çalışıyoruz. Ve buranın prosedürleri beklediğimizden biraz daha fazla tabii ki. Yani Türkiye çok büyük bir konfor alanı. Bilmediğiniz için bazı konular size inanılmaz karışık geliyor ama enteresan bir şekilde uzun yıllardır burada yaşayana soruyorsunuz, onlara da karışık geliyor. Siz de öğrenince sizlerle de paylaşacağız. Belki bizim gibi buraya göçmen olarak gelip müzdarip olan arkadaşlarımız vardır. Belki bu video veya ileride çekeceğimiz videolarda onlara cevap niteliğinde olur. O zaman ev turuna mı geçiyoruz? Ev turuna geçelim hadi. Geçelim. Ev tanıtalım size. Hazırsanız başlıyoruz şimdi. Burası, bu tarafta gördüğünüz yer evin girişi. Buradan eve girdikten sonra yolumuz bir sola ayrılıyor. Sol tarafa doğru ilerleyelim bence. Önce öyle başlayalım. Önce yatak odasından başlayalım. Burası böyle tatlı bir yatak odası. Biz bu evi eşyasız olarak tuttuk ama şöyle yatak odası mesela beraberinde bize verilen eşyalardan da aslında dediğim gibi yarı dolu ve yarı boş bir ev. Biz de hemen gittik. Evde kalacağımız için yatmalık, battaniye, işte nevresim, yastık, kılıf vesaire onları aldık. Ondan sonra şu anda çamaşır makinemiz yok. Bir sonraki gelişimizde onu da alacağız. Burada şöyle iki tane komodinimiz var. Komodin değil bu ya. Ne bu? Şifonyer. Şifonyer. İki tane şifonyerimiz var. Bunlar yatak başlarındaydı. Biz daha işlevsel olsun diye onları oraya aldık. Yatak başlarımıza komodin alacağız. Burada böyle sürgülü dolabımız var. Böyle balkonumuzu açılan bir kapımız var. Balkonu yarın gündüz gözüyle göstereceğiz size. Şimdilik şöyle ön gösterim yapabiliriz. Şu an pek de bir şey gözüktüğünü sanmıyorum ama şöyle bir ön gösterim balkonumuza yapalım. Aslında evin şu anda en dolu yeri burası. Bizim de yaşam alanımız burası. Sonra hemen yatak odasının yanında banyomuz var. Hatta şurayı da görürsen buradan da evet, küçük bir banyomuz var. Ev sahibini tanıyorum. Evden çıkmadan önce evine tadilat yaptırdı. Biz o şekilde kiraladık. Bu arada ev sahibimiz tanışımız oldu. Biraz böyle bağlantılarımız var. O yüzden aslında şansımıza bulduk biz bu evi. Kendisi de izliyorsa teşekkürlerimizi iletiyoruz yani. Evet, gerçekten teşekkür ediyoruz kendisine. Çünkü Berlin'de ev bulmak gerçekten zor. Evet, evet. Ve kiralar aşırı fahiş ve bu kadar merkezde ve güzel bir ev bulabildiğimiz için, daha hani geniş bir alanı olan ev bulabildiğimiz için aslında şanslı hissediyoruz kendimizi. Şöyle, aslında ben de burada bir araya girmek istiyorum. Berlin'de genel itibariyle evler bizim daha önce baktığımız 30-40 metrekare civarı evlerdi. Çok dar, küçücük küçücük evler. Ve hani onların bile kiraları hem inanılmaz yüksekti hem de kiracı seçiyorlar. Ve biz ilk adım attığımız için hatta redde aldık bir iki evden. Evet. Ama işte denk geldi diyelim. Aynen aynen. Burada böyle bir depolama alanı olarak kullanacağımız ve ayrıca şu tarafına da çalışır makinesine koyacağımız bir alanımız var. Bence bunların derli toplu durması açısından böyle bir şey aşırı işlevsel olmuş. Çok güzel düşünülmüş yani. Üst tarafta böyle büyük depolama alanlarımız var. Oraya bavullarımızı yerleştirdik bile. Ondan sonra ilerleyelim. Burada bir çalışma odası, oturma odası, misafir odası, spor odası, hobi odası falan. Böyle hepsini karmaşık olarak değerlendirebileceğimiz bir oda var.
Bu oda gerçekten geniş. Bizim ev sahibimiz de bu odayı çalışma odası olarak kullanmış. Biz buraya işte masa ve koltuk ve işte daha boş bir alan olarak düşünüyoruz. Böyle kapının arkasında bir tane yine modüler bir dolap var. Belki evrak depolayabileceğiz falan. Bu arada buraya geldik. Tabii evi temizleme ve işte içine yerleşme sürecimiz olduğu için biz bir dikey süpürge aldık. Rolanda'nın dikey süpürgesi. Çok memnun kaldık. Eğer isterseniz incelemesini paylaşabiliriz. Hani böyle sonraki değerlendirme olarak. Türkiye'de bunun fiyatı 4800 liraymış. Kenan baktı. Biz burada 195 euroyu almış olduk. Ondan sonra ve kendisinden memnun kaldık yani. Hani bir Dyson'daydı. Biz kendisinden razı mıyız ya? Aynen, biz razıyız ya. Razı. Bizim işimizi bayağı gördü. Koridorun devamında böyle yine iki kapılı dolap var, sürgülü. Biz yine buralara yerleştik böyle biraz biraz. Dolap bakımından zengin bir ev. Evet, evet. Bizi evet. Bayağı memnun, tatmin etti. Evet, depolamadan yine herhangi bir sorun yaşamayacağımız bir ev kesinlikle. Yine aynı şekilde burada bir alanı var. Belki işte ayakkabılık olarak kullanabiliriz, belki başka bir şey. Bu arada evin burasından itibaren artık çöpleri göreceksiniz. Çünkü çöpleri burada ayrıştırarak atmak durumunda kaldığınız ve binada da şöyle bir şey oluyormuş. Örnek veriyorum. Bio olması gereken bir atı, yani yemek artığını, örnek veriyorum işte salata artığını siz ev çöpüne attığınızda bu eğer yakalanırsa binanızda ceza kesiliyormuş. Hani uzun süre böyle bir şey olmayınca binaya yeni gelenlerden şüphelenilir ve Türk olduğumuz için de aslında direkt adres olarak bizi vereceğinden biz bu konuda çok özenli davrandık geldiğimizden beri. Çöp konteynerlerinin bulunması falan da bizim için maceralı oldu ama geri dönüşümle alakalı bir video çekmek istiyoruz zaten. Orada daha detaylı bir şekilde anlatırız bunu. Burada mesela benim söylemek istediğim de bir şey var. Yani burada çevremizde Türklere genel itibariyle soruyoruz. Yani çevremizde tanıdığımız arkadaşlarımız hani bu ürün nereye atılacak, bu ürün nereye atılacak şeklinde. Şunu öğrendik ki Türkler kesinlikle her işin çakallığını buluyor. Bunun da çakallığını bulmuşlar ve bize devamlı çakallık öneriyorlar. Yok elinizde oraya götürün, yok elinizde buraya götürün. Yani işin çakallığı var ama biz öğrenmeye niyetliyiz. Evet, ben entegre olmak istiyorum. Yani hani sonuçta şöyle düşünelim. Türkiye'ye birileri gelip göçmen olarak kendi kurallarıyla yaşamaya başladığında biz onlara tepki gösteriyoruz. O yüzden biz de başka bir yere göçmen olarak gittiğimizde kendi kurallarımızı değil de oranın kuralına entegre olmamız gerekiyor. Ayrıca bir de bunun zaten doğaya saygı tarafı var. Eğer ki gerçekten ayrıştırılıyorsa ki Almanya zaten bu işi yapan ülkelerin başında geliyor. O zaman neden biz de katkı sağlamayalım? Zaten eğer katkı sağlamazsak da para cezası kesilerek katkı sağlamanız mümkün olacak yani. O yüzden bunun kaçarı yok. Herkes çöplerini düzgün bir şekilde ayıracak yani. Burası böyle tatlı bir mutfak. Ben buranın en çok neresini seviyorum? Hemen oraya gidelim. Burasını seviyorum. Yani böyle açık mutfak ama değil gibi de. Burada hazırlayacağız. Burada yiyeceğiz. Çok güzel yani. Bu galiba evin en sevdiğim yeri mutfak olabilir. Şimdi salona gidiyoruz. Salonda bizimle zaten çöplerimiz karşılıyor. Burada bizim ayırdığımız plastik atıklar var, kağıt atıklar var ve bio atıkları var. Bunları böyle kategorize ettik. Yarın atacağız. Bu arada bu bizim ilk çöp atışımız olmayacak. Yerini tespit ettiğimiz için bundan sonrası artık daha kolay olacak diye düşünüyoruz. Burası da böyle kutu gibi bir salon ama alana olan bir salon. Buraya bir koltuk almayı düşünüyoruz. Karşısına bir abartı olmayan televizyon ünitesiyle beraber bir monitör ya da bir televizyon düşünüyoruz. Onun haricinde ne yapacağımızı bilmiyoruz henüz şu anda. Bence birazcık süreç bizi ilerletecek. Yine benim bu aralar bir numaralı görüşüm olan kervan yolda düzülür görüşüyle hareket ediyoruz aslında. Hem maddiyatımızın hem de rahatımızın el verdiği ölçüde bir şeyleri toparlayacağız. Buradan da yine balkona çıkışımız var. Aynı balkon uzun. Bu arada şu anda bugün ay kaçı? 22'si. 22 Mayıs. Burada günler 4.30'da falan doğuyor. Akşam da 10'da falan batıyor yani hava kararıyor tam olarak. O yüzden böyle biyolojik olarak saatiniz birazcık şaşırıyor bence. Çok güzel bir yol başlıyor bizim için.
Çok heyecanlıyım. Kedimizi de getireceğiz. Onun da böyle yasal süreçleri var. Ha deyince kabına koyup getiremiyorsunuz. Onlarla da ilgili video çekeceğiz size ilerleyen zamanlarda. Süreçle alakalı merak ettiğiniz şeyleri lütfen videonun altına yorum olarak ekleyin. Ya da bize geri dönüş olarak yazın ki biz de burada içerik hazırlarken en azından elimizde bir kılavuz olmuş olur buna ait. Videonun altında açıklamalar bölümünde Instagram hesaplarımız yer alıyor. Buralardan da bize DM yoluyla ulaşabilirsiniz. Bizler de çözdükçe sizlere açıklamayı yapacağız. Gelin beraber çözelim. Biz de işin içinden çıkalım. Hatta bize yardımcı olabileceksiniz. Sizler de DM'ye bekliyoruz. Evet. Ve tabii ki de ne yapıyoruz? Abone olmayı unutmuyoruz. Bundan sonra bence daha eğlenceli bir süreç olacak bizim için. Çünkü bundan sonra daha çok gezi, daha çok görme, daha çok keşif ve daha çok bilgi olacak aslında. Tabii ki de ben çok çalışacağım. Buradan müdürlerime ve beni buraya gönderen herkese sevgilerimi Evet, ben de sevgilerimi sunuyorum sunuyorum. gerçekten. Abone olmayı ve bize destek olmayı lütfen unutmayın. Siz abone oldukça biz seviniyoruz ve evin içinde zafer turu atıyoruz. Hazır evde boşken rahat rahat zafer turu atabilmemiz için haydi gelin hep birlikte abone olun bize. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Günaydın. Şimdi size balkonu göstereceğim. Gündüz gözüyle. Burası manzaramız. Balkonumuz böyle. Şurada küçük odamız, yani çalışma odamız. Burası da yatak odamıza açılan balkon. Oo, günaydın komşu. Günaydın, Nereye bakıyorduk? Biz doğuya bakıyorduk, değil mi? Burası doğu. günaydın. Güneş Ya buradan neredesine doğuyor, bakıyorum? şuradan gözümüzün içine doğru. Binamızın arka tarafı da batıya bakıyor. Tam biz ikisinin kesişim noktasındayız Evet, falan, böyle bir konumdayız. Böyle yine göstereyim. Bu kadar.